var millet? Ne haber, nasılsınız, nasıl gidiyor hayat? Yatanlara iyi yatmalar, gezenlere iyi gezmeler, ders çalışanlara iyi dersler, benim gibi hep bir videoyla birlikte olanlara da iyi videolar. Ben Orhan Tümerkan. Bu da benim sevgili kuşum Dino. Dino'cum nasılsın bugün? Anam, uyanamamış o da. Arkadaşlar bugün efsane bir videoyla baş başayız. Değil mi efsane? Ama video başlamadan önce sizlere bir şey söyleyeceğim. Bu videonun sponsoru Yellow Shops Turkey adında bir giyim şirketi bana bu güzel tişörtleri gönderdi. Onu giydim. Onun sponsorluğunda bu videoyu çekiyoruz arkadaşlar. Onun da bu tarz tişörtleri görmek istiyorsanız aşağıda açıklamada Instagram linki var. Oradan iletişime geçip oradan görebilirsiniz. Her neyse. Bugün efsane bir içerik var karşımızda. Geçen markette geziyordum. Markette gezerken çok garip bir şey dikkatimi çekti. Abi kırmızı patates yazıyordu. Alın. Kırmızı patates yazıyordu. Ben de merak ettim. Hayatımda ilk defa böyle bir ibre görüyorum, ibade görüyorum. Kırmızı patates. Tamam. Patatesin morunu gördüm. Kahverengisini gördüm. Farklı renklerde patatesler de gördüm. Ama kırmızısını ilk defa görüyordum. Ben de merak ettim. Kilosu da 5 lira 95 kuruştu Migros'ta. Merak edince ben de satın aldım. Nasıl olacak, ne bitecek diye. Bugün kırmızı patatesin tadına bakacağız. Dino ile birlikte. Değil mi Dino'cum? Kızartmalık kırmızı patates diyor. Sadece kızartma mı yapılıyor? Haşlamasını yapsak acaba nasıl olur? Onları da merak ediyoruz. Bu videonun sonunda hepsini birlikte göreceğiz. Ama arkadaşlar bu videoya en çok yorum atıp video like atan isimlerin videonun sonunda göstereceğim. Haberiniz olsun. Öyleyse gelin hep birlikte videomuza geçelim. Videoya. Aman yarabbi. Videoya. Evet, kırmızı patates var. Menşei Hindistan, Nijerya ve o ülkede, o çevrede bulunan ülkelerde üretiliyor arkadaşlar. Vietnam gibi. O bölgenin patatesi. Yani bizim burada nasıl kahverengi patates varsa bu da Hindistan, Nijerya, Vietnam, o bölgenin kendine ait şahsi patatesi. Artık Türkiye'de de yetişmeye başlamış biliyorsunuz. Nevşehir, patatesin kralının olduğu yer. Nevşehir'den geliyor bunun. Menşeisi Nevşehir, aşağıda baktım. Şimdi kırmızı patateslerimizden 3-5 tane çıkartalım. Artık bu patatesler filiz yapmaya başlamış, bakın. Şu çevresinden filiz yapmaya başlamış. Bunu buradan kesersek, bunu dikersek toprağa patates verecek. Şöyle 3-5 tane patates mi çıkartalım arkadaşlar? Oğlum bunların hepsi filizlenmeye başlamış yalnız ha. Biraz daha dursa demek ki Migros'un çöpe atacaktır. Ah Migros. Şimdi şu patatesleri görüyoruz. Kırmızı dediği gibi kırmızılık var. Değil mi Dino'cum? Kırmızı ama İçini merak ediyorum. Şimdi bunu sizin karşınızda bu patateslerin içini keseceğiz arkadaşlar. Çok özel bir tahtam var. Hemen. Apple iMac tahtası. Biliyorsunuz TikTok'ta başladım artık. TikTok videoları da çekiyorum. Oradan takip etmeyi unutmayın beni. Bakın TikTok hesabım şu an burada. Orada da 131 bin olmuşuz. Hadi bakalım. Şimdi karşımızda bir tane bıçakla bir tane gördüğünüz gibi kırmızı patatesi aldım. Acaba kırmızı patatesin içi de kırmızı mı? Akıllı deli sorular. Hemen bir tanesini keselim. Ortadan ikiye. Hayallerim dar mı duman oldu ya. Ben o kadar kırmızı diye bekliyordum. Bildiğim beyaz patates çıktı ama içi. Kırmızı patatesin içi meğersem beyazmış. Ama bakın şu çevre kısımlarına bakın. Kenarları yine kırmızılık var. Şu kabuğunu soyalım bakalım. Belki kabuğun altında. Aslında bu kırmızı değil ya. Bu mor abi. Bu mor. Şöyle görüyor musunuz? Kamera odaklısı mor renk değil mi bu? Bana mı öyle geliyor? Ben üstümdeki bakın, üstümdeki kırmızı ama bu mor gibi geldi bana. Değil mi Dino? Bunu üstüne şey yazmışlar. Kızartmalık kırmızı patates. Herhalde kızartması yapılıyor. Kızartması yapılınca lezzetli oluyor sanırsam. Çünkü sırf onun için üretmişler. Bir de ben bunu kızarttıktan sonra bir de haşlamasını yapayım. 3-5 tane farklı deneyelim. Olur mu kızım? Öyle bir tadına bakalım. Acaba nasıl? Şöyle bir çiğ patates yer misiniz bilmiyorum. Yok. Nişasta oranı çok düşük. Normalde patatesi, bizim kendi patateslerimizi böyle kestiğinizde her taraf nişasta olur. Böyle toz toz olur. Bunda o nişastalık yok ve hafif acımtıraklık tat var. Bizim patateslerde şekerimsi tat var. Bunda hafif acımtıraklık bir tat var. Merak ediyorum. Şimdi birkaç tanesini hazırlıksız gelmedim. Evet, annemin kabını getirdim mutfaktan. Birkaç tane patatesimizi şöyle güzelce soyalım. Bunları kızartacağız arkadaşlar. Kızarttıktan sonra da tadına bakacağız. Şöyle kabuklarını soyayım. Ben bunun kabuklarını atmayacağım. Bunun kabuklarını ben çiftlik var biliyorsunuz. Şöyle kalın kalın kesiyorum ki kabuğunu. Çiftliğime götürürüm. Çiftlikte abi bunları ben toprağa dikerim.
Kırmızı patates üretirim kendi çapımda. Şöyle 3-5 tane soydum. Bir tane soydum. Yarım kesmiştim ya. Bunu da soyayım. Fazla yapmayacağım ya. 2 tane yapsam yeter bana. Hem kendi öğünümü çıkarmış olurum. Benim için sıkıntı değil. Şimdi patatesleri de bir de şey doğrayayım. Nasıl yapayım böyle ince ince mi kalın? Yok ya. Parmak patatesi abi ya. Bildiğinden vazgeçme. Dino'cum patatesi merak mı ettin sen? Patatesin tadına mı bakacaksın? Al kuzum kapını ye mi? Kendisini ye. Beğendin mi tadını? Beğendin mi? Utandı. Kendime az bir şey arkadaşlar şu kadar bir doğradım. Bunu kızartmak için. Şöyle görüyorsunuz. Gidelim şimdi bunu kızartalım. Kızarttıktan sonra bir tane de şunu haşlamak istiyorum. Hem haşlamasını hem kızartmasını merak ediyorum. Acaba tadı nasıl olacak diye. Sonuçları merakla bekliyoruz. Acaba nasıl olacak? O zaman geçelim. Evet arkadaşlar, gördüğünüz gibi patateslerimizi güzelce pişirdik. Sonra diğer patatesimizi de haşladık, kırmızı olanı. Bir tane daha haşlamıştım, o burada değil ha. Onu da buraya koyalım. Bir yandan da TikTok videosu çektim, bir yandan sizlere video çektim. Şimdi en merak edilen nokta, kırmızı patates. Arkadaşlar biliyorsunuz kırmızı patates aman ya Rabbim diye aldım. Ama beyaz çıktı. Acaba tadı nasıl? Şimdi bir sade yiyelim. Bildiğim patates. Bir ketçap andırı. Yok lan tadı yok bunun. Vallahi tadı yok yeminle. Dino, Dino. Al kuzum sen patatesin tadına bak al. Gel. Arkadaşlar şöyle söyleyeyim size. Yemin ediyorum tadı yok patates. Saman. Oğlum dışarıdan ot alın, ot koparın, otun tadı var, bunun tadı yok. Demek ki kırmızı patates bizim damak tadımıza uymuyor. Çünkü biz diğer patatese alıştığımız için bol nişastalı, bunun nişasta oranı çok düşük. Nişasta oranı düşük olduğu için herhalde bizim damak tadımıza uygun değil. Abi bildiğiniz patatesi düşünün ama patates ağzınıza alır almaz böyle salıyor kendini, dağılıyor. Bizim patatesler sert olur, biraz böyle elastik olur. Bunda o elastiklik özellik yok. Bunda böyle ağzı direkt löpçük löpçük dağılıyor ve tadı yok. Bildiğin tadı yok. O kadar 5.95 verdim lan sana. Ama denemekten zarar gelmez. Değil mi Dinocuğum? Evet sırada ise haşlanmış olan var. Abi haşlanmış olan. Şöyle bir ortadan keselim. Abi nasıl dumanlar çıkıyor görüyorsunuz mu? Allah Allah! Aman ya Rabbi! Oğlum bildiğin şey gibi kokuyor lan! Aa çam sakızı gibi kokuyor! Pardon çek... Yok lan! Bildiğin sakız kokuyor bu! Haşlanmış olarak bunun kokusu çok güzelmiş bir de. Haşlanmışın tadına bakalım. Ya bildiğimiz patates gibi kabuğu soyuluyor arkadaşlar. Bakın şöyle soyuluyor. Bak böyle soyuluyor. Aa! Kabuğu soyulunca altında kırmızılık kalıyor bakın. Gördünüz mü kabuğunu soyunca? Şimdi şu uç kısımdan zaten güzelce yıkadım ben bunu. Bir tadına bakayım. Ah Dino. Yok la. Vallahi tadı yok. Yeminle tadı yok la. Yok. Benim bu patatese puanım 10 üzerinden 5. Neden? Ya bildiğimiz kızartma gibi değil bak bu. Bu bildiğim. Oğlum tadı yok lan. Tatsız patates yaratmışlar. Bildiğin al su iç aynı. Değişik bir tat. Benim buna puanım 10 üzerinden 3.
Çünkü bizim damak tadımıza uygun şeyler değil arkadaşlar bunlar ya. Damak tadımıza uygun olsa ben zaten sizi hiç böyle üzmeden oh derim löpçük löpçük yeriz değil mi dinocukla birlikte. Ama löpçük löpçük değil bu, beğenmedim. Her neyse bir videonun sonuna geldik. Bu videonun serisini beğendiyseniz sizden 20.000 like bekliyorum. Eğer 20.000 like gelirse bu tarz değişik balık videolarıymış, yemek videolarıymış gelecek. Bu arada TikTok'tan ve Instagram'dan da takip etmeyi unutmayın arkadaşlar. Dinocuğum akrobatik hareketlerin yeter, dur bir. Sizlere çok güzel ve çok güzel bir haberim var demiştim. Ay patates bir daha yiyeyim bak ya. Oğlum tadı yok. Her neyse. Bu videoya en çok yorum atıp videoya like atan isimler var. Onlardan birkaçını söylemek istiyorum. Orhan Utaş, Dragon Alır, Osman Özbayraktar, Enes Yıldırım, Akın Calayır, Ecrin Dalgıç, Eşref Efecan Akpınar. Evet arkadaşlar, bu kanalların hepsine ben de Orhan Tümergen kanalıyla abone oldum. Videoda ismini çıkarttım, ismini söyledim. Sizlerin de diğer videolarda isminizin çıkmasını istiyorsanız yapmanız gereken çok basit. Bu videoya yorum ve like atın. En çok yorum atan, en iyi like atan kazansın. Hadi bakalım, sizleri seviyorum. Kendinize iyi bakın. Patatesçiler, görüşmek üzere. Güle 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 arkadaşlar. Bay bay. Ben aç kalmayayım da yazık olmasın yiyip.